İyi akşamlar. 22 Ekim Salı gününün gündemiyle karşınızdayız. Ben Arif Bildirici. Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütünün çekilmesi için verilen süre bu akşam saat 22'de doluyor sayın seyirciler. Yani 120 saat olarak tanınan müddette an itibariyle kritik saatlerdeyiz. Yaklaşık 3,5 saat var ama terör örgütünün söz konusu bölgeden tamamen çekildiğine dair henüz net bir bilgi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verilen sözler tutulmazsa operasyonumuz devam eder dedi. Şu anda çekilme devam ediyor. Bu gece saat 22 itibariyle süre bitiyor. Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG PKK'nın çekilmesi için verilen sürede son gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat çerçevesinde 5 gün yani 120 saat olarak tanınan mühletin son saatlerinde konuştu. 121. saatte vurmaya devam ederiz karşılığını yineledi. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Bölgede halen teröristlerin bulunduğunu belirtti. Rakam verdi. Şu an itibariyle yani 700-800 kadar bir çekilme söz konusu oldu. Diğer kalan işte 1200-1300 kadar olanın da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Tabii biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekilme tamamlanmazsa kaldığı yerden devam edecek olan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kısa sürede sağladığı başarıya dikkat çekti. Şimdiye kadar 2200 kilometre karelik alan teröristlerden arındırılmış, toplam 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gazeteciler teröristlerin ellerindeki ağır silahları sordu. Sayın Pompeo'nun ve ondan önceki gelen heyetin filan hepsiyle yapılan görüşmede bu konular hepsi görüşüldü ve kararlılığımız aynen devam etmektedir. Götürebildiklerini götürecekler, o ayrı bir konu. Ama kalanlarla da herhalde bizler bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız. Mutabakatın son gününde bölgede genel anlamda sessizlik hakimdi. Ancak teröristler Tel Abyad ve Resulayn'da Suriye Milli Ordusu'na saldırdı. Canlı bomba saldırılarında 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana Suriye Milli Ordusu'nda şehit savaşçıların sayısı 84'e, yaralıların sayısı 310'a yükseldi. Tel Abyad'da ise YPG PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu. Terk edilmiş bir caminin altından başlayan yüksekliği 170 metre, eni 1-1,5 metre civarındaki tünelin 2 kilometre uzunluğunda olduğu ve Türkiye sınırına uzandığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı da terör örgütünün çekilme harekatının yakından takip edildiğini açıkladı. Mutabakat çerçevesinde PKK-YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK-YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşeyi Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirdi. Barış Pınarı Harekatı'nda verilen aranın sonlanmasına saatler kala Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geldi. Değerli dostum, Putin'le başta Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK, PYD, YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda verilen aranın sonlanmasına saatler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gitti. Erdoğan, Soçi'de mevkidaşı Putin'le bir araya geldi.
Görüşmenin ana gündem maddesi şüphesiz Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakattı. Bu davetin gerçekten çok çok bölgede kritik günleri yaşadığımız sürece faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum. Ben inanıyorum ki bugünkü görüşmemiz ve yapacağımız istişareler çok verimli olacak. Türkiye'nin, gerekse Rusya'nın ve bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgede yapılan tüm soruların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Hemen ekleyelim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Halen devam eden görüşmelerin ardından önümüzdeki dakikalarda Erdoğan ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor diyelim ve bültenimize devam edelim. Amerikan Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı'nda verilen çekilme molasının başarıyla sürdüğü görüşünde güzel haberler geliyor, çatışmasızlık sürüyor diyen Trump, Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza ve kendilerini koruyacağımıza dair söz vermedik ifadesini kullandı. Ülkesinde Suriye'den asker çekme kararından dolayı eleştirilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, o eleştirilere de cevaben Suriye'nin kuzeyindeki son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin haklı gerekçelerini hatırlattı. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti. Her iki tarafın da durumuna bakarak değerlendirme yapmalısınız. Yıllardır savaşan iki taraf arasında kalmamızın bir anlamı yok. Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütünün bölgeden çekilmesi için verilen aranın başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Terör örgütünün Amerika'nın kendilerini aldattığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi. Bölgeden güzel haberler geliyor. Çatışmazlık durumu sürüyor. Kürtler güvenli bölgeden çıkarak kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey. Biz Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik. Suriye'deki çekilme sürecinde bölgede Amerikan askeri bırakmayacaklarını yineledi. Suriye'nin kuzeyinde ABD askerinin bulunması gerektiğini düşünmüyorum. Orası çok tehlikeli toprak. O nedenle asker bırakmak istemiyorum. Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkmaya devam ettiklerini belirterek bölgedeki DAEŞ'lıların durumunu da izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetimiyle çelişen Barış Pınarı Harekatı karşıtı metin dağıttı. Bakanlığın dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki DAEŞ'e karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi. Gönderilen bu metinlerin Trump'ın açıklamalarıyla çelişmesi dikkat çekti. Şehitlerimizin haberleriyle yandık bugün. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ve Ağrı'da şehit olan 3 kahramanımızı ebediyete uğurladık. Yine Ağrı'da ise İran sınırında düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerimizin biri şehit oldu. 20 Ekim'de İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce roket saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ağır yaralanan Er Zekeriya Altunok'un şehadet haberi hastaneden geldi. Altunok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Umut Coşkunsa Barış Pınarı Harekatı sırasında havan saldırısında ağır yaralanmıştı. YPG, PKK'lı teröristlerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 16 Ekim'de düzenledikleri saldırının ardından Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kahraman Mehmetçik yaşam mücadelesini kaybetti. Şehadete yürüdü. Şehit uzman çavuş Coşkun'un baba ocağı Ankara'nın Mamak ilçesi Üreğil mahallesiydi. Cenaze töreni Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi. Cenab-ı Hak şehidimize mertebeyi nasip eyledi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş kıldırdı. Allahu Ekber!
Şehide son görev için bugün binler Ahmet Hamdi Aksaki Camii'ndeydi. Önce cenaze namazı kılındı ve şu anda da ebediyete uğurlanıyor. Şehidin babası Alim Coşkun'la kendisi gibi Barış Pınarı Harekatı'nda görevli kardeşi Emre Coşkun asker selamıyla uğurladı onu. Şehit uzman çavuş Umut Coşkun'un naaşı Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir başka şehidin acısını kazara ateşlenen silah yaşattı. Kars'ta sözleşmeli Ercan Erselimoğlu için aktı gözyaşları. Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde kılınan cenaze namazının ardından şehidimizi ebediyete uğurladık. Allahu Ekber! Samsun'da şehidini bağrına bastı. Zeytindalı Harekatı üst bölgesinde 11 Ekim'de Suriye'nin Aziz ilçesinde teröristlerce gerçekleşen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci için memleketi Samsun'da tören düzenlendi. Şehit Meşeci dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Miraj Haber'de Arnın Patnos ilçesinden geldi. Eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan jandarma uzman çavuş Yusuf Abay şehit oldu. Kabrini nur eyle. Şehit Abay'ın naaşı Erzurum'da düzenlenen törenin ardından baba ocağı Muş'a gönderildi. Karaağaçlı beldesinde düzenlenen törenin ardından ebediyete uğurlandı. Kars Kazman kırsalındaysa teröristler yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında patlattı. Hastaneye kaldırılan yaralı 5 askerle 3 güvenlik korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İstanbul'da 4 gündür devam eden 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın sonuç bildirgesini yayımlamasıyla sona erdi. 21 maddelik bildirgede emperyalist güçlerin Müslümanlar arasına soktuğu fitne ve tefrika tuzağına düşülmemesi gerektiği vurgulandı. Müslümanlar ortak bir geçmişe ve geleceğe sahiptir vurgusu yapıldı. Bildirgede dünyadaki sömürü, işgal ve haksızlıklara karşı tüm insanlığın mücadele etmesinin ahlaki ve vicdani bir görev olduğu belirtildi. İslam'ın terörle bağdaştırılamayacağının altı bir kez daha çizildi. Zirvenin sonuç bildirgesinde FETÖ ve DEAŞ gibi din istismarcısı yapılarla mücadele konusunda daha bilinçli ve kararlı olunması gerektiği ifade edildi. 52 ülkeden 250'den fazla dini lider, akademisyen ve temsilcinin katıldığı 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş 21 maddelik sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Aydınlık bir geleceğin inşası için doğru ve güçlü bir tarih bilinci oldukça önemlidir. İslam medeniyetinin mensupları olarak Müslümanlar ortak bir geçmişe ve geleceğe sahiptir. Bu bağlamda tarih boyunca Afrika'da Müslümanların inşa ettiği maddi, manevi ve kültürel birikim bütün ümmete ait bir mirastır ve özenle korunmalıdır. Tarihi gerçeklerle örtüşmeyen, yanlış bilgilerle oluşturulmaya çalışılan ve Müslümanlar arasında fitne ve tefrikaya sebep olan algı, söylem ve eylemlerle mücadele edilmelidir. Emperyalist ülkelerin başta Afrika olmak üzere çeşitli coğrafyalarda sömürgeci emellerinin devam ettiğinin altı çizildi. Sömürü, işgal ve haksızlıklarla mücadele tüm insanlığın görevidir dendi. İslam ülkeleri misyonerlik çalışmalarına karşı uyarıldı. Emperyalist devletlerin başta Afrika olmak üzere bazı coğrafyalara karşı sömürü politikaları neo-kolonyalist bir yaklaşımla devam etmektedir. Dolayısıyla bütün insanlığın sömürge, işgal ve haksızlığın her türlüsüne karşı çıkması ve mücadele etmesi insani, vicdani ve ahlaki bir vecibedir. Müslümanları inanç ve değerlerine yabancılaştırma ve sömürüye müsait hale getirme amacı taşıyan misyonerlik, bireylerin özgür irade ve tercihlerine sinsi çalışmalarla müdahale etmektir.
Başkan Erbaş, dini istismar eden Boko Haram, Eşşebap, DEAŞ ve FETÖ gibi örgütlere küresel güçlerin desteğinin net olduğunu belirtti. Bu tür yapılara karşı Müslümanların bilinçli olması gerektiğini ifade etti. İslam coğrafyasında ortaya çıkan ve İslam'ın muazzez kavramlarını istismar ederek şiddet ve terör uygulayan Boko Haram, Eşşebap, DEAŞ ve benzeri örgütlerin arkasında kirli çıkar ilişkilerinin sinsi küresel yapıların olduğu izahtan varistedir. FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli ve duyarlı olunmalı, propagandalarına asla itibar edilmemelidir. Bu konuda bütün Müslümanların bilinçli ve özverili bir biçimde işbirliği yapmaları ve mücadeleye devam etmeleri önemlidir. İslam'ın terörle bağdaştırılamayacağına da kuvvetle vurgu yapıldı. Rahmet dininin müntesipleri olan Müslümanların şiddetin kaynağı ve taşıyıcısı olarak tanıtılması, İslam dininin terörle anılması, kötü niyet ve kirli emellere dayanan bir algı operasyonudur ve asla kabul edilemez. Zira İslam dininin terörü, şiddeti, zulmün her çeşidini kesin bir şekilde reddettiği apaçık ortadadır. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde sahih dini bilginin önemine de işaret edildi. Din istismarcısı yapılara karşı Müslümanların doğru dini bilgiye ulaşmalarının sağlanması gerektiği ifade edildi. İslam'ın yüce değerleriyle insanlığı buluşturmanın yegane zemini sahih dini bilgidir. Dinin hayat veren ilke ve değerlerini doğru bilgi ve yöntemle edinemeyen insanlar hurafelere sarılmakta, yanlışlara düşmekte ve istismara açık hale gelmektedir. Dolayısıyla İslam'ın hakikatlerini insanlığın idrakine sunmak ve Müslümanların dini hayatına en güzel şekilde rehberlik etmek için İslam'ın ana kaynaklarından beslenen, sahih bilgiyle donanmış kadrolara ihtiyacın olduğu açıktır. Üçüncü Afrika ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi katılımcıları, İstanbul Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Ev sahibi ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'tı. Başkan Erbaş, emperyalistler mazlum Müslüman coğrafyalara kervanlarını boş götürüp dolu getiriyor, bizse oralara kardeşlik ve muhabbet götürüyoruz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan 52 ülkenin temsilcileri ve Afrikalı İmam Hatip öğrencileriyle sabah namazında buluştu. Afrika ülkeleri dini liderler zirvesi yaptık. Bu zirvede Afrika ülkelerinin ülkelerinde yaşayan insanların, Müslümanların sorunlarını müzakere ettik. Daha nitelikli çalışmaları nasıl yapabiliriz? Özellikle din hizmetleri ve din eğitimi konusunda tecrübelerimizi birbirimizle daha nitelikli bir şekilde nasıl paylaşabiliriz? Türkiye tecrübesini Afrika'da yaşayan kardeşlerimize nasıl aktarabiliriz? Bununla ilgili elhamdülillah çok verimli 4 günlük bir çalışma yaptık. Başkan Erbaş, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Müslümanları birbirinden uzaklaştırmayı amaçlayan tuzaklara düşmeyelim dedi. Uzun yıllar, belki son 2 asır boyunca Müslümanları birbirlerinden uzaklaştırmak için emperyalistler, sömürgeciler her türlü hile ve desiseyi yapmış. Bizi onlara sanki Müslümanlıktan uzaklaştılar gibi göstermişler. Onları bir şekilde birbirlerine düşürmüşler. Ama elhamdülillah bu oyun, bu plan bitti. Biz şimdi her vesileyle bir araya gelmeye çalışıyoruz.
Müslüman ülkelerden yaklaşık 20 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü belirten Erbaş, "Biz mazlum coğrafyalara kardeşlik yapıyoruz. Emperyalistler gibi kervanlarımızı boş götürüp dolu getirmiyoruz." dedi. Şu an o bölgelerden 20 bin civarında öğrenci Türkiye'de okumaktadır. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak birkaç yılın toplamı şu anda 11.600 kadar öğrenciye biz destek oluyoruz. Müslüman kardeşlerimizin 111 ülkeden 11.600 kadar öğrenciyi okutuyoruz, ülkelerine gönderiyoruz. Onların her biri ülkemizin gönüllü elçisi oluyor. Gittikleri ülkelerde çok önemli makamlara geliyorlar. Büyük ülke olmak işte böyle oluyor. Kardeşlik yapıyoruz, muhabbetimizi götürüyoruz. Kervanlarımızı ecdadımız gibi dolu götürüyoruz, boş getiriyoruz. Emperyalistler gibi boş götürüp dolu getirmiyoruz. Bize bu yakışır. Başkan Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'nın muzafferiyeti içinde dua etti. Sınırımızın hem ötesinde hem içinde teröre karşı mücadele veren ordumuza Cenab-ı Hak yardım eylesin, amin. Zaferler nasip eylesin inşallah. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yurdun dört bir tarafındaki sevgi gösterilerini ve destek görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz sık sık. Kur'an-ı Kerim kursundaki görme ve işitme engelli öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçi'ye Braille alfabesi ve işaret diliyle Fetih Suresi okuyarak destek verdi. Engelli öğrenciler gösterdikleri bu duyarlılıkla büyük takdir topladı. İnna fetahna leke fethem mübina. Her gün derslere Fetih Suresi okuyarak başlıyorlar. Kimi görme engelli, kimi işitme. En büyük ortaklıkları vatan, ezan ve bayrak sevgisi. Başarılı et Rabbim. Asla ve asla Rabbim mağlup etme. Bütün derdimiz zaten vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız. Dolayısıyla bizler de aynı şekilde üzerimize cephede görev, vazife düştüğünde seve seve şu halimize bakmadan koşarak gönüllü olarak cephede yer alabiliriz. Okudukları fetih sureleriyle, ettikleri dualarla Mehmetçik'le gönül gönüle omuz omuzalar aslında. Sen en güzel olansın, bizleri ve bütün askerlerimizi, ümmeti Muhammed'i korursun ya Rabbelalem. Keçiören Belediyesi ve Keçiören Müftülüğü'nün işbirliğiyle engelliler için düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim alan görme engelli kursiyerler, Braille alfabesiyle, işitme engellilerse uzman hocalarının eşliğinde işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. (34) yaşındaki Mehmet Fırat, 14 yaşında geçirdiği göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetmiş. Öyle azimli ki Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla dokunarak okumayı 2 hafta içerisinde öğrenmiş. Nasran Aziza. Diyanet'in tertip ettiği Kur'an kursunda öğretmenlerimiz tarafından kabartma, yani Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerimleri parmaklarımızla dokunarak okumayı öğrendik. Bir Mehmetçik annesiyim. Günlerden beri onlarla beraber kendim de ruhen manen cephedeyim. Her günümüze biz zaten Fetih Suresi'yle başlıyoruz. Mehmetçiğimize duayla başlıyoruz. Her gün onların da hani engelli olmamız vatan sevmeye engel değildir. Evladı vatan nöbetinde olan Kur'an üreticisi Canan Atalay, Barış Pınarı Harekatı'nın Mehmetçiklerimizin heyecanını daha farklı bir tonda yaşıyor. Herkes engelli olabilir ama bu vatan ve ezan sevgisine engel değildir, diyor. Onların dualarının o cepheye yetiştiğini ve başarılarını artırdığına yürekten inanıyoruz. Vatan sevgisi imandandır diyen bir Resulullah'ın ümmeti olaraktan bu bilinci onlarla çok güzel beraber yaşıyoruz. Hat, tesip, minyatür ve çini gibi geleneksel el sanatlarına ilgi gösteren izleyicilerimizi Ankara'da özel bir sergiye davet ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'in kursiyerleri aldıkları eğitimi bir sergiyle taçlandırdı. Milli Kütüphane Sergi Salonu'ndaki sergiyi 25 Ekim'e kadar gezebilirsiniz.
Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Kadın Aile Gençlik Merkezi KAGEM'de hat, tesip, ebru ve çini alanında eğitim alan kursiyerler oluşturdukları eserleri Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu. Geleneksel İslam Sanatları Sergisi adıyla düzenlenen etkinliğin açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da katıldı. Dünyanın içinden geçtiği şu süreçte herkesin kötülükleri ön plana çıkardığı bir dönemde böyle güzellikleri buralarda görebilmek gerçekten büyük bir bahtiyarlık. Kainat hakkın aynasıdır denir. Sanatkar da tabiatta Allah'ın güzelliğini görür ve bu gördüklerini insanlarda heyecan uyandıracak şekilde ifade eder. Kursiyerlerin öğrencileriyle birlikte hazırladığı eserler geleneksel sanatlara merakı olanların yoğun ilgisini çekti. Çok duygulandım. Her şey çok güzel. Emeklerine, ellerine sağlık. Bayıldım ben. En çok hangi bölüm dikkatinizi çekti? Hepsi birbirinden güzel. Sanatın aslı, orijini kainattan gelen, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığından gelen bir özellik. Dolayısıyla toplumun her kesimine hizmet veren bu tür çalışmaların devamını inşallah sürekliliğini bizler de destekliyoruz. Sergideki eserlere hayran kaldığını ifade eden Seher Erbaş'ın Çinlilere ilgisi daha yoğundu. Bunun da özel bir nedeni vardı elbette. Heyecanla Türk İslam sanatının değerli ürünleri olan hat, ebru, tesip, minyatür eserlerini temaşa ettik. Sizin ilgilendiğiniz sanat dalı hangisi hocam? En çok sergide sizi hangi alan etkiledi? Şunu ifade edeyim, beni en çok ilgilendiren ama maalesef yapamadığım için de üzüntü duydum. Çini sanatı. Çok isterdim Çini ile uğraşmak ve güzel eserler çıkartmak ama maalesef öyle bir imkan olmadı. Arkamızda da birbirinden güzel Çini eserler görüyoruz. Evet. Yapanların, sanatçılarımızın emeğine sağlık diyorum. Biz sadece böyle hayranlıkla seyrediyoruz. Hakikaten çok canlı buldum. Çok farklı çalışmalar gördüm. Özellikle Ebru'nun bu kadar çeşitlilik arz ettiğini ilk defa böyle bir sergiyi gezdikten sonra fark ettim. Aslında kültürümüzün çok zengin olduğunu bu tür alanlar gezilerek, görülerek ancak insan fark ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'in hazırladığı geleneksel el sanatları sergisi Ankara'da Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda 25 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Çok güzel. Yani eşim de buraya katkı veren kişilerden birisi. Tabii toplumumuz sanata, bu tip sanatlara karşı çok aslında yeteri kadar ilgili değil. İnşallah bu sergiler ilgiyi artırır. Sayın seyirciler, terör soruşturması kapsamında HDP'li 4 ilçe belediyesine kayyum atandı. Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarıyla görevinden uzaklaştırılan Van Erciş belediye başkanlarının yerlerine görevlendirme yapıldı. HDP'li 3 belediyeye önce terör operasyonu yapıldı, daha sonra yerlerine kayyum atandı. Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıkları ile ilgili yürütülen terör soruşturması çerçevesinde düğmeye basıldı. Gece saatlerinde terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutuklanmasının ardından 3 ilçe belediyesine de operasyon gerçekleştirildi. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Gülcan Özer'le Kocaköy Belediye Başkanı Rojdan Azlıer gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 ismin yerine kayyum atandı. Terör soruşturması açılan bir diğer belediye ise Van'ın Erciş Belediyesi. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmayla görevinden alınan HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmet Beyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın.